Selamun Aleyküm değerli izleyenler. Milletin ekranı Akit TV'ye hoş geldiniz. Pazartesi akşamlarının klasiği derin gerçeklerle bir kez daha huzurlarınızdayız. Program yorumcumuz Usta Kalem Abdurrahman Dilipak'la birlikte yine iç siyaset bölgemiz ve dünyada yaşanan gelişmeleri masaya yatıracağız. Özgün ve cesur yorumlarla WhatsApp ve sosyal medya platformlarının birçoğu çok çöktüğü için şu an için sizlerden yayın esnasında <laughs> görüş, fikir ve düşüncelerinizi isteyemiyoruz ama önümüzdeki dakikalarda belki sistem arızası giderilir ve yorum ve görüşlerinizi inşallah canlı yayında okuruz ve yayına katkılarınızı bekliyoruz. Üstadım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi girişi hızlıca kısa kestim çünkü oh, geçen hafta ben burada yoktum bir sağlık sorunundan dolayı çok şükür beraberiz bugün. Öyle konu başlıkları var ki üstadım şöyle bir kısa bir özet geçeyim ben size. Hı hı. Yani ben bir hafta gelmedim neler olmuş üzerinden. Şimdi Başkan Erdoğan biliyorsunuz New York temasları oldu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Ve Amerika ile alakalı ilişkiler üzerinden Biden'ı ismen zikrederek Amerika ile girişat pek ayrı alamet değil dedi. Akabinde Soçi'ye gitti Putin'le görüştü. Rusya Amerika ilişkileri üzerinden küresel anlamda bir çerçeve çizmemiz lazım. Ne oluyor? Buna bakmamız çok önemli. Çünkü Almanya'da seçimler gerçekleşti. Bu seçim sonuçları Avrupa Birliği'ni nasıl etkiler? Türkiye'yi, bölgemizi nasıl etkiler? Bunlara da bakalım. Bir diğer konu Çin biliyorsunuz bir açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde. Dedi ki bütün kripto para işlemlerini iptal ediyorum ve yasa dışıdır. Çin diyor bunu. Yani Bitcoin çöktü. %40'a kadar bir değer kaybına uğradı. Akabinde Amerika'nın eliyle Kanada'da 3 yıldır tutuklu olarak bulunan Hawaii'nin mali işlerden sorumlu olan üst düzey yetkilisi birden serbest bırakıldı. Şimdi 5G Hawaii dediğimizde Amerika ile arasındaki gerginlik üzerinden bunu nasıl okumamız lazım? Akabinde de Çin iki Kanadalı'yı iki Kanada vatandaşını tutuklu haldeydi biliyorsunuz onları da serbest bıraktı. Bu arada Çin'in en büyük şirketlerinde ve inşaat sektöründe dünyanın en büyük yatırımcılarından olan Evergrande şirketler grubunun hisseleri Hong Kong borsasında işleme kapatıldı. Bakın bir karşı hamle geldi çok garip bir şekilde. Akabinde İsrail casus yazılım şirketi'nin bir e, bilgisi düştü e, gündeme. Bu da Kandura adlı bir şirketin oluşturduğu casus yazılımın Türkiye dahil hedefinde siyasetçiler ve gazeteciler olduğu ve birçok dataları, verileri çektiği yönündeki en son yine bir leaks, bir sızıntıyla Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkede offshore hesapları olan bir takım firma kuruluşlarının ve devlet yöneticileriyle alakalı da iddialar geldi. Pandora Box. Pandora Box ve Pandora'nın kutusu açıldı mı diye soracağım ve ilginçtir dünyaca ünlü Roman bir milyardenin özel jeti düştü. Kendisi dahil ailesiyle birlikte öldüler. Bu da ilginç bir gelişmeydi. Ve akabinde dünya yerinde sosyal platformlar çöktü. Instagram, Twitter, Whatsapp vesaire. Ve Batı medyası ise tutunacak bir dal üzerinden 2023 seçimlerinde Erdoğan'sız bir Türkiye'nin önünü açma planları üzerinden değerli izleyenler şunu özellikle vurgulamaya başladılar. Erdoğan Türkiye'ye liderlik edemeyecek kadar hasta. Yayınları artarak devam ediyor. Şöyle genel bir çerçeve çizelim üstadım. Buyurun. Evet yani bugün önemli bir gün. Bir yandan kehanetler vardı. Bir yandan strateji göngörler vardı. Ve Ekonomist Dergisi yine son iki sayısında hem tarım üzerinden hem iklim üzerinden mesajlar verdi. Bu COVID konusunda çok önemli bir gelişme yaşandı. Yani bu batılı tıp çevrelerince Lancet, The Lancet diye uh -huh. İngiliz menşeli hemen Fransız devriminden sonra yayına giren ve hala yayınını sürdüren dünyanın en saygın tıp en ciddi. dergisi. Aslında pandemiyi gerektiren <laughs> bir mikrop o pandemi ilan edildiğinde izole edilmiş bir ha, mikrop yok olmadığını yazdı. E, yazdı. Evet. Ve e, yine dikkaten kaçan bu tabii daha çok tartışıldı ama Lancet'in e, Covid Bilim Kurulu lağvedildi. Evet. Çünkü e, bunda yine haber vakti de okumuştuk. E, bu bilim kurulundaki bazı isimlerin bazı bu lobilerle çıkar ilişkisine girdiğine ilişkin hmm. bilgiler ortaya çıkınca e, Lancet'in bunu yazmasıyla a, en azından e, başka tabii karşı görüşler de ileri sürüldü ama çok zayıftı, cılızdı, inandırıcı değildi. Hatta onları da doğru kabul edelim a, ama artık e, bu konu bir hani bilim-bilim-bilim diyorlardı ya hmm. en azından e, bilimsel açıdan tartışmalı bir hale geldi. Bilimsel verilerin çoğu yalan dedi Lancet. E, Lancet'in yani... yani dünyanın en önemli tıp dergileri. Evet, bu bilimsel raporların ha. çoğu yalan. 3 Hı? trilyon dolar harcıyoruz yılda. Bütün bunlar küresel anlamda siyasi politikalar oluşturmak için yapılıyor dedi. Tamam. Bu çok acil, oldukça şey. önemli bir evet. açıklamaydı. ve biz de kendisi kutlama mesajı gönderdik. Beşik virüsünün evresi olarak. Ben daha kapsamlı bir mektubu da önümüzdeki günlerde tekrar uh -huh. Lance'a göndermeyi düşünüyorum. Bana siz kim oluyorsunuz? Bilim adamı mısınız? Bu konularla ne alakınız var diyorlardı. bugün ortaya çıkan bilimsel gerçekler o bilin adamlarını yalanlıyor. Biz de bunları rüyamızda görmedik. Kahin de değiliz. Bir şekilde uydurmuyoruz da. Biz de bunları bilim adamlarından ...alıyorduk ve onların sözcülüğünü yapıyorduk. Gazetecinin bir görevi de bu. Gerçek bilim adamlarından. Evet, yani e, kalemini satmayan, hmm. e, namuslu... Stetoskopunu ma satmayan. Ma ma maaş kadar olmayan. <laughs> Çok ironik bir gönderme oldu bu. E, bilim e, adamlarından aldığımız bilgileri aldık. Hmm. E, toplumla paylaşıyorduk ve bu bilgileri sadece biz paylaşmadık. Oktay Sinanoğlu yıllarca e, anlatmaya çalıştı, Kadafi Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bunları anlatmaya çalıştı. Bizim anlatmaya çalıştığımız şeyleri e, anlamak için e, bilim adamı olmaya gerek yok. Dört işlemden anlayan e, bir matematik e, zekaya sahip olan herhangi bir kişi doğru bir okuma yaparsa söylenenleri anlamaya çalışırsa anlarlar. Hı hı. Ama e, bunlar gözlerine at gözlükleri taktıkları için sadece DSÖ bültenlerini ya da e, bakanlıktan gelen genelgeleri, tamimleri bilim zannettikleri için maalesef akıllarını bir türlü başlarına toplayamıyorlar. Ama dünyada yükselen giderek artan tepkiler ve e, Lancet'in bu makalesinden sonra bu konu tekrar söylüyorum en azından tartışmalı hale geldi. Ve derin güçler arasında dışa vuran bir çatışma ortaya çıktı. Hı hı. Yani bu konuda ortaya çıkan sonuçlar illa da tıp alanında olması gerekmiyor. Mesela Huvayi'ndeki o gözaltındaki kişinin serbest bırakılması hı hı. ya da Huawei ile ilgili başka bir operasyonun başlatılması. Huawei e, bir Çin şirketi olduğu kadar İngiliz, İngiliz. şirketidir tutulduğu. Yani e, bunun e, Kanada'da tutulması da başka bir anlam taşıyordu. Dolayısıyla Mevlana'nın sözünü hatırlayalım burada. O diyordu ki köpeğin kuyruğuna bastım, sesi ağzından çıktı. Şimdi birileri birilerinin kuyruğuna bastı, sesi başka yerden çıktı. Bunun yankılarını biz İran'da, Suudi Arabistan'da, İsrail'de, İstanbul'da, Ankara'da hmm. ya da Londra'da, Berlin'de, Roma'da, Paris'te görebiliriz. Göreceğiz gibi geliyor. Evet Önümüzdeki bu günlerde... sadece aşı maske şeklinde değil, çip üzerinden de bunu göreceğiz. Hüveynin bu kadar tartışma konusu, Fuji hiç konuşulmuyor mesela. Hmm. Gelecekte Fuji... Huawei'den daha çok konuşulacak çünkü Tabii. Fuji çip üretiminde evet. şu anda. Yarı iletkenlerde önde. Ön Tabii işte şu anda böyle bir ya da işte grafeni Ankara'da geçen programda siz yani yine konuşmuştuk. Hı. Biz bağımsız olarak da konuştuk. Sanayi Bakanı'nın kendi açıklamasında da artık böyle bir gündem var ve bu grafene dayalı daha konuşulacak çok, çok. fazla şey var. Yani ...gözümüze kibriti yaklaştırınca arkasında bir ormanı kaybediyoruz. Oh. Ve her gün yeni bir olayın peşine düşünce... ...bir önceki olaylar balık hafızası gibi hafızamızdan siliniyor. Orman yangınlarının... ...asıl sebeplerini niye araştıramıyoruz? Unuttuk. Yani PKK mıydı, FETÖ müydü? Güneş'teki patlama mıydı? Neydi? İşte PKK falan filan dedik, adamları bulduk falan filan. Sonra ne oldu? Yangınlar birden bitti Oldu. sonra 5 market zinciri fiyat arttırımı üzerinden işte şimdi bir yandan Soğuk onu konuşuyoruz e bin tane evet. e yeni tanzim mağazası açacağız E o zaman o 5 market iflas edecek daha ucuz satacaksanız millet de onlara öfkelenecek acaba onları kim alacak ona bir bakalım Devlet e, kooperatifler üzerinden bin tane market açıyorsa piyasaya müdahale ediyor. Yarın buralar nasıl yönetilecek? İşte kırbaç terbiye etme usulü. İşte ama bu bu doğru bir şey değil. Kulağa hoş gelebilir. İlk etapta sorunu çözüyor gibi görülebilir. Eski sistemleri onları batırırsanız o da milli ekonominin bir parçası. Yarın bir o kadar mağaza kurdunuz. Eskiyi çalıştırsanız bu batacak. E bu da bizim kooperatifimiz. Yanlışlık nerede? Evet, Her tekrar, halükarda tekrar tekrar. Yani böyle bir takım süper fikirler ortaya çıkıyor bir anda. Ve onun için piyasadaki bütün dengeler alt üst ediliyor. Daha önce bunu patates soğanda yaşadık. Şimdi Konya'daki... Ee, işte ...çok başarılıydı... ...şöyleydi, böyleydi... ...bir sürü biliyorsunuz... ...ürün geliştirdi Konya e, Şeker... Hı. ...ama... E, ...şimdi orada bir yönetim değişikliğinden... ...söz ediliyor... ...bir anda adamlar enerji işine girdiler... ...enerji işine nasıl girdiler... ...yani kooperatif o sonunda... ...üreticinin mallarını... E, ...siz nihai tüketiciye... ...ulaştırmak için kurdunuz... Kayseri şeker ayrı bir tartışma konusu. Kooperatifler Birliği üzerinden e, kooperatif zincirleri oluşturuyoruz. Onu mu e, bin tane? Yani 9380 hmm. e, ayrıca 81 il. Hmm. Yani demek ki büyük şeyler. Ha dediğimiz zaten olacak bir şey yarın olacak bir şey değil. Yani, Bu aşamada bir ikaz, uyarı yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz bunu bu şekilde demiş, de mücadele ederiz. tedbirler, Hı -hı. haddinden fazla şiddet gayeteki hikmeti yok eder. Olağanüstü durumlarda değil miyiz? Olağanüstü durumları siz denetim yaparak var olan dengeleri, piyasayı Hı -hı. kontrol ederek ceza yazma yetkin var. Yani. Yani onun karşısında devlet destekli başka bir yapı oluşturursanız o batar. Hı -hı. Oradan aldığınız vergiyi de kaybedersiniz. Buradan tabii... E, vergilendirmeyi filan da buradan e, şimdi düşürüp geçici bir e, rahatlama sağlayabilirsiniz. Ama bu böyle gitmez. Zeyt 6 ile 7 no, imajlar var. Sonra, sonra burası normale dönmeye kalktığında da devlet eliyle yapılan işletmelerde maliyetler birden yükselir. Hı. Yani keklik e, ve karga misali verilir. Karga eskiden güzel yürüyormuş. Kekliğe özenmiş. Hı. Keklik gibi yürüyememiş eskiye dönmek istemiş. Eskiye de dönememiş. Yani bu işler bu noktaya gelene kadar 5 tane büyük zincir. Hmm. Ama bakın 5 tane büyük zincirden söz ediyorsanız 500 tane de küçük ve orta ölçekli zincir var. Bölgesel, şu su bu su. Kekliği düz ovada avlarlar. Evet üstadım. Şimdi bakın Şamil Tayyar yani AK Parti'nin önemli isimlerinden biri. Tamam. Bakın nasıl bir tweet attı? Yani Hakikaten çok sıra dışı bir tweet. Önce Bimci Galip Aykaç dedi, sonra şokçu Murat Ülker dedi. Tekerleştiniz. Kim tekerleştirdi bunları? İşte bakın, üretici tarlasında, çiftliğinde, işletmesinde kendinize mahkum ettiniz. Rantta zirve yaptınız. Yetmedi. Teşkilatlarımıza, bürokrasiye, kabineye sızdınız. Devam edin. Az bile yaptınız. Hem içe hem dışa yönelik eleştiri getiriyor. Tamam, bakın. Yani bugün eleştirdiğimiz bu beş tane adı geçen o zincirler, market zincirleri. Bakın ben yanlışlık yok demiyorum. Aynısını savcı sayan dedi bakın. Evet. Bazı zincir marketlerde fiyatları 3 kat birden artıyorsa bu düpetüz düpe ülkemize, hükümetimize ekonomik bir operasyondur. Kimse bizim aklımızda alay etmesin. Tespitin doğru olması hmm. ondan sonra gelen çözümün doğru olacağını ve doğru yönetileceğini göstermiyor. Bunu söylemek istiyorum. Yani geçen gün ülkerde çıktı. Dedi ki %1 karla çalışıyorum dedi. Hmm. Sadece domatesten dedi şu kadar zarar ettim dedi. Şimdi bakın bunları oturup çözmek için ama oturacak kimse kalmadı piyasada. Yani hangi iş adamı derneğiyle oturacaksın ki iş adamları derneklerinin yönetim kurulları da partinin çünkü herkesi üye yaptın. Hı. Sivil toplum falan kalmadı. Şu teşkilatlarımıza bürokrasiye kabineye sızdığınızı bir AK Partili üst düzey yönelik. Yöneticiden... İki taraf iki tarafta doğru. Yani sermaye siyasete sızdı. Hı. Siyasette sermayeye. Bunlar sızlı. şimdi mevcut hükümet operasyon mu yapıyorlar? Buna göre. İki tarafta birbirine operasyon yapıyor. Yani serma, bakın sermaye, siyasetçi, bürokrat hı hı. bir araya geliyorsa kapalı kapılar arkasında orada sistem mafyalaşıyor demektir. Devlet bu işlere bulaşmayacak, denetimini yapacak, evet. kuralı doğru koyacak. Yani balık baştan kokuyor. Bunu ben piyasa doğru yapıyor demiyorum Allah kahretsin hepimiz yanlış yapıyoruz. Ama bunun bir sistemi olması lazım başlangıçtan bir düzelme noktası olması lazım. Herkes birbirine hesap soracak olursa sorarız o zaman. Yani bir Sinan bir Süleyman gerekir hmm. Süleymaniye'yi yapmak i̇şte. için de yıkmak için. Üç tane gerizekalı, bir kazma bir kürek yeter. Ama yani böyle olmaz bu iş. Yani birbirimize haddimizi haddini bildirmek. Yani herkesi birbirine düşürür sonuçta. Herkes elindeki imkanla ötekine haddini bildirecekse, yani Süleymaniye'yi yıkmak çok zor değil. Doğru olan ne? Birbirine haddini bildirmek, hesap sormak çok zor değil. Bizde kadim bir açmazdır. Süleym yani Süleyman'ı inşa eden İstanbul'a su getiren Sinan evinde susuzluktan vefat etti. Yani e şimdi adı geçen bu zincirleri ikame ettiren bugünkü siyasi irade sonuç itibariyle vatandaşına hizmet maksatlı. Çünkü hakikaten bu salgın döneminde gıda tedariğinde herhangi bir problem olsaydı çok ciddi sorunlar yaşardık. Allah hamdolsun. Yine o tür zincirlerin vesile olduğu çalışmayla, doğru çalışmayla gıdada bir sorun yaşamadık ama biz, suistimal edildiyse dediğiniz gibi Ticaret Bakanlığı'nın değil, bizim zalimin dememiz lazım. Herkesin hı. ben de yanlış yaptım kardeşim, siz de yanlış yaptınız. Şimdi gelin bunu birlikte düzeltelim dememiz lazım. Burada BİM dediğiniz arkasında kim var? Al Baraka Grup var. Kuveyt Türk var. Hı hı. Yani ya, ber beraber... Ya, kim oldukları bilmiyor yani. O, bunların yakın olduğu dini bir de cemaat yapısı var. Hmm. Yani Kendi ayağımızı mı sıkıyoruz o zaman? Şok, Murat Ülker diyorsunuz. Evet, Murat Ülker de BİM'in ortağıydı. BİM'in üçüncü ortağı da Suudi değil miydi? Dördüncü ortağı da Amerikan e, değil miydi? Tayyip Erdoğan Suudi ortağına kefil olmadı mı? Demek ki yani... E, Fatih o Suudi sermayesini temsil etmiyor muydu? E Fatih dediğimiz kim? Emir Sarac'ın oğlu değil mi? Yekta Sarac'ın kardeşi değil mi? E, dün kol kolaydınız. Bunu niye bu hale getirdiniz kardeşim? Birbirinizi tanımıyor muydunuz? Ne oldu? Şimdi nasıl ne yapacağız peki? Yani bu işi durdun sen de bana bunu soruyorsun. Ben de ne diyeyim şimdi? karga keklik metaforu enteresandı. Kargaya ait de bir söz var ama şimdi söylemeyeyim bu konu üzerine. Yani içeride bunlarla uğraşıyoruz. Bak dışarıda da üstadım 18 19 yönetmenim. Şimdi e, garip yani hani ayağımıza Yani galiba üzerinden... Aykaç ve Murat Ülker'le siz kozunuzu paylaşamayıp bunu birbirinize haddini bildirme noktasına geldiyseniz hıh -hı. biz başka rakibe gerek yok zaten kendi işinizi yani, yani şeye gerek yok diyorsunuz. Foreign Policy'nin Erdoğan, bu orijinali solda, Türkçesi de sağda değerli izleyenler. Hmm. Batı medyasında ve Türkiye iç siyasetinde de arttırılarak devam eden bir şeyden bahsediyoruz. Erdoğan Türkiye'ye liderlik edemeyecek kadar hasta olabilir. Geçtiğimiz günlerde de yine bizlerin gerçeklerde bu söylemlerin arkasındaki maksat ve amacı defaatle anlatmaya çalışıp uyarılarda bulunmuştuk. Ay yuka çıkartmaya başladılar. Yani, yani Erdoğan'sız bir Türkiye'nin altyapısını yavaş 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 planlıyorlarmış gibi bir görüntü artık aleni. Çünkü bir gazeteci çıkıyor, bir basın toplantısında bir siyasi parti liderine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık sorunları üzerinden batı medyasında çıkan bunları rahatlıkla sorabilir hale gel, geldi mesela. Hiç Tamam pointta. yani bu bir anda ortaya çıkmadı. Hı -hı. Adım adım. Bir de yani bu kadar yetkiyi tek adama verip Hı -hı. ve Herkesi de e, bu e, Aksiyan işlerden dolayı Beştepe'ye yönlendirirseniz orada kim olursa olsun insanların hem psikolojisini hem zamanını hem de sağlığını tüketir. Böyle yönetim olmaz. Böyle bir yönetim Tayyip Erdoğan'a da zulümdür. Memleketin meselelerinin de kilitlenmesine ve çok <laughs> ciddi hatalar yapılmasına bu ekiple, Hiçbir Bakanlık doğrudan sorumluluk üstlenmiyor. Her herkes sorumluluğu Tayyip Erdoğan'a atıyor. Ya böyle yönetim mi olur? Şimdi bakın, e, üstadım, açmak için söylüyorum bunu. Şimdi market zincirleri üzerinden güzel bir analiz yaptınız. Yani zülfiyare dokunan ifadelerdi. Yani kendi kendimize ediyoruza getirdiniz. Daha önce bu konu böyle mesela bu böyle... konuyla alakalı Erdoğan Türkiye liderlik edemeyecek kadar hasta olabilir intibasını Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, toplumla olan her anlamdaki ilişkisinden sorumlu olan bir takım kurumların yayınladıkları videolarla bunun temelini hazırladığı iddia ediyor. E, tamam Orayın yani polis. Böyle, kendi kanalında. Bakın diyor ki son aylarda Türk liderin değerli izleyenler bu e, medya grubunun İngilizce yayınladığı bu metnin Türkçesinden okuyarak size arz ediyorum. Bu konuyu açalım çünkü ciddi büyük bir plan var üstadım. Son aylarda Türk liderin iyi görünmediği bir dizi video ortaya çıktı. Nerede çıktı bu videolar? Bazıları, diğerleri kadar net olmamakla birlikte ele alındığında Erdoğan'ın sağlığı hakkında bari sorular ortaya atıldı. Bir klipte örneğin başkan bir dizi merdiven için pazarlı bir e, merdivenden inerken hanımının yardımına ihtiyaç duyar gibi görünüyor. Tabii. Birinci video bu. Böyle başladılar. Bunu sosyal medyada şişirdiler. Bir diğerindesi Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesi Anıtkabir'de bir Anıt yürümekte biraz zorlanıyor gibi görünüyor. Bu da ikinci video. Üç. Geçtiğimiz Temmuz ayında oldukça ilgi gören bir video ise Erdoğan'ın AK Partileri televizyondan yapılan bayram tebliği sırasında e, işte e, böyle uykulu halde bir görüntü verildi. ya. Kim verdi ah bunları? Kim verdi ya? ya? Bu zamları kim yapıyor? Örnek veriyorum. Kim yapıyor Tabii. soruyor soruyorsunuz. Peki bu görüntüleri, bu ser, bunları servis ederek bunların yani, eline bu kozu kim veriyor? Tayyip Bey'in 15 Temmuz öncesi yaverlerin oraya hangi akıl getirdiyse hmm. bu süreci de o akıl başka bir şekilde servis ediyor anlaşılan. Ve bunlar ilk defa da yaşanmıyor. Ve kimseye de bunun hep dışarıda bir hain, dışarıda bir düşman aranıyor en yakınındaki kişileri ya yağaver fetoçu çıktı işte da. Yani, yani. İşte o Yaver örneğini yani. e, bugün e, çok daha güvenli bir ortamda olmadığını hmm. e, söylemek mümkün. Yani e, böyle yani diyorsunuz ki Başkan Erdoğan'a operasyon var. Diyor yani musunuz? başında yani benim hakkında açılan davada hmm. operasyon yani yapacağız. benim bütün teşkilatlarla ya da işte partinin manipüle ettiği, <laughs> arka bahçesi olarak kullandığı sivil toplumla temaslarımı kesmek için bir oyundu aslında. Yani Başkan Erdoğan'a şey olan, sadır Surette olan isimler, isimleri, gözüken, sadır olan isimleri yani koruyan, kollayan, yanında olan isimleri onun yanından uzaklaştı. Bununla alakalı sizin gibi. E, ...mahallenin bir takım özel abilerinden de duyduklarımız var yani. Yani, yani hasbiler, hasbiler nerede, hesabiler bir nerelerde değil. diye. Yani yola çıkarken gidin ve yolda buldukların kimler? Evet. Yani, Ona dikkat çekiyoruz şu an. Politik olarak da bir sürü çelişkili e, açıklamalar ya da uygulamalar söz konusu. Ne gibi? Yani COVID sürecinde yaşananları bile yani şu anda üniversitelerde artık tamam doğru bir karar maskenin de kaldırılması lazım sadece ısı kontrolü ve HES sorgulaması yapılacak dendi hı hı. ya bir sınıfta 30 kişi var bir amfide 50-100 kişi var hiçbir iş yerinde bir od odada 20 kişi olmaz yani gel gelip giden konuşanlar bile hı hı. sınıftan daha seyrektir ve daha kontrollüdür. İçeri almazlar yani dışarıda beklersin. Herkes zil çaldı mı içeride. Ve herkesin çocuğu okulda. Okula girişte bu sıkı denetimi kaldırıyorsun. Hala iş yerlerinde katı bir şekilde uygulamaya devam ediyorsun. Büroda, resmi dairelerde ya da esnafta. Mantığı yok yani böyle bir şey. Bu uygulamalarda öfke arttırıyor. E tabii ya. Yani, hayatta normal e, zaten e, burada yine Tayyip Erdoğan'a tırnak içinde. Anne babası çocuğuna sarılamaz hale mi getireceksiniz? Anne baba hasta olsa çocuğu e, okuldan alacaksın. Çocuk hasta olsa anne babaya e, dışarı çıkamaz e, noktasında ev hapsi vereceksin. Mantığı yok. Yani Cene, Oğuzhan olsan Bey'in cenaze namazında Tayyip Bey'in maskesi var, yandaki adamın maskesi yok. Hı hı. Ne bu? kimi kandırıyorsunuz? Bu maskenin de hiçbir faydası olmadığı, maske takılmaz Hı. değil ama böyle bir maskenin bu şekilde kullanılmasının hiç kimseye bir faydası olmadığını, o tedavi yöntemlerinin faydası olmadığını söyledik durduk. Siz ne biliyorsunuz? Bilim adamlarından daha iyi, İşte Lancet en sonunda bunun bir yalan rüzgarından ibaret olduğunu. Lancet'in kendi Bilim kurulunu, COVID bilim kurulunu nasıl lağvettiyse Tayyip Bey'in de yapması gereken belki ilk iş Hı -hı. bu bilim kurulunu lağv etmesi gerekir. Ve onun bakanlığının da bürokrasisinin de yani bakana açıklama yaptırıyor, yaptırıyorlar ki kimseye şikayet edemez, edemeyesin diye. Halbuki Hazreti Ömer ne diyordu? Ben hata yaparsam beni düzeltme, düzeltmiyorsanız Sizde hayır yoktur, benden uzak durun. Hı hı. Eğer siz beni düzeltiyorsunuz ve ben kendimi düzeltmiyorsam, kendimi düzeltmiyorsam siz yine benden uzak durun çünkü bende hayır yoktur. Hazreti Ömer'i arıyordu ya hı hı. Tayyip Bey. Hazreti Ömer'in şu şiarını bakanlar kuruluna ve bilim kuruluna, politika kuruluna uygulasın. Yani Hazreti Ömer'i aramana gerek yok. Hazreti Ömer'in bir sözünü kendine uygula <laughs> Ya herkes biz de dava kardeşiz diye öyle geliyor da işte zor i̇şte zaman. dava kardeş olmanın, kardeşar olmanın en son uşak valisi hakkında e, dava açtınız. 5 işte. <laughs> yıl ceza davası açıldı size değil mi? 5 e, yıl suç duyurusunda bulundu öyle bir evet yani. Bir... Ayrı bir skandal. Ben de biraz baktım. Yani savcı Hı. beyin yani bu... neyse bakacağız. İşte 20 sayfa ifade hazırlamıştım. Şimdi 30 sayfa civarında bakalım daha kaç sayfa olur çünkü e, yıl başında yeni yılla birlikte Uşak'ta mahkememiz var. Bu arada mesela biz bu tedarikleri konuşuyoruz Türkiye için ama hani gıda üzerinden İngiltere'nin yani petrol çok garip bu ya bu bu şu mu? ya İngiltere'nin petrol sıkıntısı olacak yani tedarik edemeyecek, şoför bulamayacak falan. <laughs> evet <Yani gülüyor> ilk petrol şunu <şifre> Amerika <laughs> değil İngilizlerdi ve yani. Shell aslında e, Denizden tatlı su taşıması yapan bir firma hmm. o deniz kabuğu hmm. e, ürünleri falan. Tabii British Petrol aynı zamanda başka bir istihbarat hmm. e, senaryosudur. Ee, i̇lk Türkiye'deki petrol şirketi Turkish Petroleum İngilizler tarafından kuruldu. Türk e, adı kullanan Türk Petrol olarak şimdi devam eden onun ilk kuruluş şekli hmm. hem Musul petrolü Osmanlı döneminde hem Azerbaycan petrollerini. Onlar işletiyordu ve bu Ermeni neydi ismi? O. Mr. Buçuk. Nef, ilk Nef'i Türkiye'de çıkartan. Türkiye'de aile. şirketi kurdular. Evet. Hem Musul Petrolleri hem Bakü'de. Hmm. Nef, zaten Nef petrol ile alakalı. Nef bir ismi. Nefçi ailesi o bölgedeki mesela bizde Nermin Nefçi var. Hmm. Onlar o bölgede iki büyük bir aşireti temsil ediyorlardı. Onların elindeki toprakları da aldılar. Bu hmm. Rothschild ailesinin, yani Türkiye Türk petrolün kuruluş hikayesi Osmanlı dönemindeki, hmm. Cumhuriyet dönemindeki işte yerli gibi oldu da. Evet öyle bir. Şimdi e yav he he mevzusu vardır ya, yani televizyonda bizi izletiyorlar. İngiltere'de petrol, işte, e, işte yakıt, akaryakıt bulunamıyor. İşte sıraya giriyorlar falan. Bu aslında bunun üzerinden ulus devletlere falan bir gönderme mi? Mesela Pakistan'da günler boyunca Pakistan genelinde büyük elektrik kesintileri yaşandı bu korona öncesinde. Tabii. Yani bak elektriğinizi keseriz, sizi elektriksiz bırakırız. Sonra Amerika'da marketlerde tuvalet kağıdı için birbirini yumruk yumruklayan görüntüler. Şimdi de akaryakıt tedariğinde sıkıntı. Şimdi, bak ayağınızı denk alın mı diyorlar. Şimdi akaryakıt konusunda özellikle iklim değişikliğinden sonra çok ciddi sorunlar yaşanacak. Böylece... Hmm. Yani farkında değiliz. Biz bir yandan e, deniz dibinde yeni fosil yakıtları arıyoruz, bir yandan böyle bir politika. Bir yandan Paris İnkilap anlaşması, kömür falan, onu, onu imzalıyoruz. He. Petrolü eğer 50 oranda azaltırsanız hiç yeni sondaj yapmaya gerek yok. Mevcut petrollerin üretim kapasitesi bile e, bu e, yeni petrol açarsanız zararını işletirsiniz mevcutları yatırım yapmadan işletecek olsanız bile onun bütününü tüketmenize gerek kalmayacağı için yani arz talepten fazla olacağı için 150 otomobilin elektrikli otomobillere dönüşeceği için hı hı. petrol fiyatları düşecek yani petrol e, enerjisine dayalı e, maliyet e, sorunu hı hı. çok başka kaynaklardan işte grafen bazlı yeni pillerle diğer füzyon tekniğiyle elektrik üretimi söz konusu olunca sadece Türkiye değil orta ölçekli ülkeler hiç rekabet edecek gücünüz kalmayacak. Güneş enerjisiyle endüstri işletemezsiniz. Bu çevremizdeki petrol üreticisi ülkeler de çökecek ve petrole dayalı büyük ekonomisi olan İngiltere'nin de çok ciddi sorunlar yaşaması söz konusu. İngiltere bu işi manipüle ederek Fosil yakıtlarının devre dışı bırakılması halinde ekonominin nereye gideceğine ilişkin aslında çok önemli bir mesaj veriyor. Yani İngiltere'nin, İngiltere merkezli mesajlara dikkat etmemiz lazım. Ya, kesinlikle. Bir ekonomist de o o. yani o tarım politikalarında, tarım endüstrisi konusu. Çünkü artık her şey endüstrisi, hayvancılık da. İngiltere, İngiltere'den ibaret değil. İngiltere bir bütün de değil. Mesela şu anda Kimera hayvancılıkta İngiltere Amerika'dan daha önde. Hmm. Demek ki İngiltere'de de çok güçlü Amerikan globalist lobi var. Amerika'da da çok güçlü bir hmm. İngiliz, İngiliz lobisi var hep var. Ve e, Amerika'da da çok ciddi bir iç hesaplaşma yaşanıyor bu süreçte Pek e, basına yansımıyor ama e, özellikle Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında bir hmm. e, çatışmanın yerini globalistlerle cumhuriyetçiler, globalistlerle demokratlar arasında yeni bir çatışma. Yani Kamala Harris'ı öne çıkartmak isteyen globalistler demokrat kanattan gelen Biden'ı iteliyorlar. Evangelikler bu katoliklere karşı da hem bir din savaşı veriyorlar. Çünkü Amerika'ya bir e, katolik cumhurbaşkanı getirdiler. Tabii. Bu katolikliği de biraz tartışmalı. Bir cizvit. Onun için iç içe geçmiş bir savaş var. Mesela e, sanal para konusunda FED bir türlü karar veremiyor. Halbuki geçen yılın sonunda buna karar vermeleri gerekiyordu. Fiili bir durum var. Ama bir türlü e, bunu ana sistem olarak dünyaya deklare edemiyorlar. Hem euro üzerinden hem dolar üzerinden. Bakın yine Bugünlerde Bitcoin konusu çok ciddi tartışma konusu olacak, altın rezervleri konusu çok ciddi tartışma konusu olacak. Amerika her halükarda şu dünyadaki kaçak paralara el koyarak kendinin dünyaya kağıt karşılığı borçlarını başta Çin olmak üzere dünyadaki kayıt dışı paraları kontrol suretiyle bu borç yükünden kurtulmak istiyor. Örtülü bir savaş var. Yani Amerika ile Çin arasında sıcak savaşa dönüşebilir mi? Dönüşebilir. Ama önce bunun ekonomik savaşının, siyasi savaş sürecinin tamamlanması. Bir de e, yeni dünyanın nasıl kurulacağı konusunda bir e, kendi aralarında mutabakat sağlamaları gerek. Orada ciddi bir sorun yaşıyorlar. Hep bunu yani, söylüyorsunuz. Türkiye ile Rusya'nın son, son yakınlaşması... Ve son Dugin'in yaptığı açıklama çok çok önemli. Ne demiş? Dugin dedi hmm. Türkiye ile Rusya artık birbirinin vazgeçilmez müttefikidir. Hmm. Türkiye Rusya, Rusya da Türkiye'ye muhtaç. Ekonomik, siyasi, sınayi, tarım politikaları açısından her iki ülke her noktada tam bir mutabakat içinde ortak geleceklerini planlaması gerekir yolunda bir açıklama yaptı. Yani Dugin'in açıklaması önemli. E, bu sizin dost olmanız anlamına gelmiyor, ama birbirinize muhtaç olmanız anlamına geliyor. Çünkü Rusya'ya bu kadar büyük toprağı bırakmazlar ve petrol politikası İngiltere'nin başlattığı tartışmanın ardına Paris iklim şartı sürecinde e, Rusya ciddi bir petrol ihracatçısı bir ülke. Geri kalanlar da İran, işte Arap ve Körfez. Yani Arap, Paris iklim Anlaşması'nı imzalarken bunların hepsinin üstünü çizip atıyoruz. Ve Türkiye ortada kalan bir ülke. Ve Türkiye bu şartlarda batıdan alacağı know-how'larla ucuz emek de kalkıyor. Her şey otomasyona döndürünce, enerji maliyetleri de yükselince siz alternatif enerji kaynaklarına, yani endüstriyel enerji kaynaklarına ki Türkiye'nin şansı var ama biz ona işte daha önce de konuştuk Karadeniz'deki hidrojen sülfürü niye kullanmıyorsunuz? Sondaja falan gerek yok ve bunu zararına da olsa işletmeniz gerekiyor bütün Karadeniz ülkeleri. Çünkü bu eğer dışa çıkacak olursa ne balık kalır, ne bitki kalır, ne insan kalır, ne hayvan kalır. Ama bu bu sesimizi Ankara'ya duyuramıyoruz yani nasıl oluyorsa. Yani Bu arada Amerika'da mesela tavşakta. Ülke Ocakları'nın terör örgütü olarak tanımlanması yönünde adım atıyor falan. Yani Yani devlet İttifak... başkanı çok sert mesajlar verdi. Hı. Bu o, aslında kızım sana söylüyorum geldim sen dinle mesajı var bir. İkincisi e, eskiden tepe tepe kullanıyorlardı. Şimdi ihtiyaçları kalmadı. Onun için e, zaten MHP ülke ocaklarını bir e, kenarda tutuyordu. E, ayrıca Özel harp dairesi de Soğuk Savaş'tan sonra fonksiyonunu bir ölçüde kaybetti. Yine var piyasadalar yani şu anda ve mafyöz ilişkilere giriyor. Oradaki bir takım kontrol dışı unsurlar. Ee, MHP'yi bir devre dışı bırakmak, başsız kaldıktan sonra bunları tekrar başka bir şekilde e, toparlayabilirler. Yani Devlet Bahçeli ile e, ülke ocakları ya da bu unsurlar, işte çakıcı faktörü falan, bir yerde tutuluyor idi. Şu anda şu mesajı da veriyor olabilirler. Ya bizimle beraber yola devam edersiniz ya da sizi sileriz. Hmm. Bu herkese bu mesajı veriyorlar. Yani CHP'sine de, HDP'sine de, ...FETÖ'süne de, AK Partisi'ne de, İyi Partisi'ne de herkese. Bir... Türk Devleti ne yapıyor? On... çizdiğiniz perspektif. İşte bunların var. hepsinin arasında. Ne yapıyor? Yani kontrolü, yani MİT müsteşarıyla genel Milli Savunma Bakanı masaya oturup dengeleri nasıl tesis ederiz çünkü işin tadı da kaçtı denge de kayboldu yani alabora olma riski çok yüksek yani şu anda bir İçişleri Bakanı var bir Savunma Bakanı var çünkü İçişleri Bakanı artık askeri silahlı bir güç Hı -hı. bir de Milli İstihbarat Teşkilatı var Böyle bir trio var. Bunlardan ikisi anlaşacak, üçüncüsünü kontrol etmeye çalışacaklar. Üçüncüsü kim? Üçten ikisi anlaşırsa, ha. şimdi bu mafya düzende de böyledir. İşler tersine gidiyorsa, hı hı. üç grup bir iş yapmışsa, ikisi anlaşıp birini harcamaları gerekir. Ölen konuşmaz ve suç ona yıkılır. Tam açılacak bir konu da mayınlı tarlaya gireriz sonra. Zaten hakkınızda 5 yıl ceza davası açılmış. Aman acı patlıcanı kara çalmaz oraya. yani. <laughs> ha, hat, ha hatırlatalım demişsiniz. Yunanistan silahlanıyor bir yandan. Evet, Fransa uçak Fransa. veriyor, Almanya'dan zırhlı araç, İsrail'den füze alıyor. Amerika ile ortak tatbikat yapıyor. Eş zamanlı olarak Fransa ile Yunanistan 3. ülkelere karşı ortak savunma anlaşması imzalıyor. Bu arada diğer NATO müttefikimiz, dostumuz Amerika'da FETÖ ve PKK'ya arka çıktıkları, P7 ile kanka oldukları yetmiyormuş gibi Neler ne Diz, dizmişsiniz böyle yani ve bunlar bizim stratejik ortağımız ama uzun hep böyledir zaten yani yani işte. dostunu yakın tut düşmanın daha yakın hani vardır ya Yok ya onlar piyasa. piyasa peygamberimiz nasıl yapıyordu peygamber Efendimiz'in şerrinden emin olmak için Şerrinden emin olmak için bazı insanlara yaptığı özel uygulamalar vardır mesela dinledi dinledi dinledi, dinledi mescitte diyor Sonra onu kapıya kadar uğurladı. Ya Resulullah bu en şerrilerinden medine Niye böyle yaptınız? Şerrinden emin olmak için diyor. Tamam. E şimdi bizim de bir takım... iki yüzlü değildi. Onu... Aşağı sınmamış. Aşa, yani evet. yalan söylemedi. İnsani evet. ilişkilerini her zaman sıcak tuttu. Bu ayrı bir şeydir. Ama Herkesin ben kal... Devlet üzerinden... Kalbini ka kazanmak işte. Orada bu ölçülere dikkat edersek, yani dostumuz, kardeşimiz demez peygamberimiz hiç kimseye. Ama hiç, onu düşman olarak... Niye müttefikti Necaşi? Bakın, Müttefik görüyordu, yani birebir tanımadığı halde. Hani peygamber olması üzerinden ile bir yönlendirme var da. Birebir tanımadığı Necaşi'ye müminleri gidin, o emin birisidir diye gönderiyordu. Tamam, bakın e, İttifaklar kurabiliyordu tamam, bu bağlamda. Tamam. Hülf-ül fudûl de vardı. Peygamberimiz vahye göre hareket ediyordu. Ayette şöyle diyordu. Bir kavme olan düşmanlığınız siz onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmişsin. Dolayısıyla düşmanımızın bile hakkını savunu el emin sıfatı onun bizim insani ahlaki boyutumuzu, adalet boyutumuzu bakın düşmanımıza bile göstermemiz bu Cehil'in kendindeki emanetlerini ona bırakmak için Hazreti Ali'yi yatağına yatıran bir peygamberden bahsediyor. Tamam işte şimdi ya ölçümüz o, o, belli zaten. O ahlak ve o akaid, hı hı. o fıkıh bizi ayakta tutuyordu. Eyvallah. Amen. Böyle amen. her e, çıkar ilişkisine girdiğimizi dost edinerek değil. O bir takım e, İslam'la alakası olmayan bir takım müteahhitlerle siyaset hı hı. E, siyasi e, pazarlıklarla e, kol kola girerek olmaz. Müteahhit görünümlü adamlardır onlar. Tamam işte. Yani. Neyse. Ortalık ama işte karışık. Reklama 5 yani. dakika var diyor. E, peki bu arada da Avrupa'ya bir girelim. Reklama öyle gidelim. Hani Almanya seçimleri üzerinden Rusya'yı konuştuk, Amerika'yı konuştuk. Almanya seçimleri yani üzerinden Mer Merkel. Merkel gitti. Yani evet. E, Merkel Macron gider birlikte, mi mesela? E, Ma Macron'du. hiç biz ona bekliyoruz. Bakın bundan sonra e, böyle iki partili koalisyon bile zor olacak. Almanya üç partili koalisyonla yoluna devam edebilecek. Hı hı. E, İsrail sekiz partili koalisyondu. Bunu İsrail'e yaptılar. Hı. Bundan sonra 3-5 partili koalisyonlar çok sürpriz olmayacak. Türkiye'de dahil Avrupa'da buna dahil. Hı hı diğer yönetimlerde de aynen iklim sözleşmesinde olduğu gibi yerel yönetim özellik şartlarını özellikle Avrupa ülkelerine dayatarak atomize edecekler hmm. güçlü bir Hayır diyebilen bir ülke istenmiyor yani özel şehir devletleri birliği zaten Amerikan yapısı da bu biliyorsunuz 51 tane devlet var ama aslında tek bir devlet. O zaman diğer devletleri çok küçük parçalara ayırırsanız her biriyle uğraşamıyorsunuz. Hı hı. Onları blok kontrol dedikleri bir kontrol mekanizması. Glokalizm dedikleri ki AK Parti glokalizm zokasını daha bu globalizm tartışırken hı hı. karşı tez olarak lokalizmi de kendiler örgütlediler. İşte hı. E, şehir markaları falan diye. Sonra da ...ikisini sentezleyip... ...glokalizm yaptılar. Glokalizmin Türkiye temsilciliğinde... ...bir AK Partili'ye verdiler. Adamlar e, yıllar öncesinden... ...yani 10 yıllar... ...öncesinden... ...bunu adım adım bu noktaya getirdiler. E, glokalizm geliyor. Yani e, Türkiye'yi... ...bölsek de bir arada tutacağız... ...bir arada tutsak da... ...böleceğiz... İran'ı da beşe bölecekler. Türkiye, ha bu siz direndikçe kendi içinizde bölünmeler artacak ama bölündükçe her birini kontrol etmek zorlaştığı için yani beş tane körfezde devletçik kurdunuz. Yok, körfez ülkeleri birliği oluşturursunuz. Hı hı. Onu tek bir mekanizma ile kontrol edersiniz. Ne öyle? Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirliği, ne öyle? Kuveyt. Hayır. Yani ha Suud Arabistan toprağı da çok büyük. O zaman Suud Arabistan'da e, beşe bölelim. Bir Hicaz bölgesi çıksın. E, yani bir Ürdün'ü e, aşağı doğru uzatalım. Yani e, İsrail bile e, en az üç İsrail olması söz konusu. E, aşağı tarafta bir e, Filistin İsrail Birliği içerisinde e, o Falangistlerin filan işin içinde olduğu Hristiyanların olduğu bir bölge, mesela Ürdünü de, şey Lübnanı da İsrail e, Birliği'ne dahil edebilirsiniz. Hem Hristiyanlar olur, hem Müslümanlar olur, ama onlar e, yani silahlı gücü olmaz, siyasette bir renk ve çeşni olur. Hem Hristiyanları kendi şemsiyesi altında toplamış olur. Zaten Dahlan senaryosu da böyle bir senaryoydu. Hmm. Blok kontrole gidiyorlar. Hem atomizasyon var, hem nötralizasyon var. Fakat oryantasyon için ve senkronizasyon için glakalizme ihtiyaçları var. Bunları adamlar kavramsallaştırıyorlar. Bunların siyasi altyapılarını oluşturuyorlar. Yani habire siyasi parti kuruluyor bu bölgelerde. Yani en son mesela Bugün de herhalde Büyük Birlik Partisi'nin mevcut şu anki partiden bile yeni bir parti kurulacağına dair bir açıklama geldi. Medyaya düştü. tamam oldu. Hani siyasi yelpazeye mesela milliyetçi e, ekolü işte İyi Parti, işte Büyük Birlik Partisi, Büyük Birlik Partisinden yeni doğan bir parti. İşte Milli görüş ekolünden Saadet şimdi, Yeniden Refah Partisiydi vesaire diye. E şimdi tabii de buraya gelene kadar kaç parça oldular ha. da şimdi Oğuzhan Bey gitti. Evet Allah razı O Allah zaman ne olacak? Ee, Temel yani, Karamulloğlu YİK'in başı seçildi bugün. Yüksek İstişare Kurulu. E, tamam o zaman e, eski Yüksek İstişare Kurulu kafasında olanlar ya yeni parti kuracaklar ya Erbakan'a gidecekler. Yani Cumhur İttifakı'na yaklaştığı için Oğuzhan Bey rahmetli yaşarken bundan daha birkaç ay, kaç ay kadar yani önce başkanın, ölde kurtulalım diye üst düzey yöneticilerin hanımlarının açıklamaları var. Genel başkanın kurulu başkanı olmasının mantığını. Şu şöyle değil mi? Ama e, oradaki şey şu e, nasıl diyeyim duruş. Milli görüşün genel başkan sorunu yoktur. Milli görüşün lider Vardır. Yani kim lider olacak? Tamam. Kim lider, yani tamam. bu, bunu Oğuzhan Bey rahmetli bizzat söyledi. Yani, şimdi Erbakan'ın bir şekilde partinin sahibi olmasından kaynaklanan mesela adil düzen Süleyman Karagülen'indir. Yani. Milli Görüş partinin ruhu birisinde, Cesedi birisine. <laughs> ya neyse işte. Evet, bu yüzden mi Dilip Ak, ufukta seçim var diye tweet attı? Ne demek istedi? Neye göre söyledi? Konuşacağız. Yapay tartışmaları yavaş yavaş başladı değerli izleyenler. Zaten alttan alta ısıtıyorlardı. Paris İklim Anlaşması'na biraz daha detaylı girelim. Dilipak hakkında açılan ceza davası 5 yıl kim açtı, niye açtı, Dilipak ne demişti de ne oldu buna da bir bakalım. İç siyasette işte CHP'ye mutlaka bir bakmamız lazım. İttifaklar nasıl gidiyor? Millet ittifakında özellikle güçlendirilmiş parlamenter sistem çok sık konuşulmaya başlandı. Ee, son korona sürecini yöneten DSO'de skandal bir gelişme yaşandı. Yani bunları Türkiye televizyonlarında malum medyada bulamazsınız. Kaşırmayın lütfen. Virüsün, koronanın virüsün kaynağının bulan, bulunamadığı Amerikan istihbarat raporlarına yansıdı belgesiyle. Bakın virüsün kaynağının bulunamadığı Amerikan istihbarat raporlarına yansıdı belgesini getireceğiz. Kaşırmayın. Daha neler neler var. Reklama gidiyoruz değerli izleyen. Evet değerli izleyenler 6. yayın sezonunda Derin Gerçekler Milletin Ekranı AKİ TV'de devam ediyor. İlk bölümde market zincirler üzerinden Türkiye'de halkın sosyolojik ve ekonomik anlamda iktidara yönelik öfkeyi arttıracak bir takım uygulamaların gündeme gelmiş olması üzerinden ki Başkan Erdoğan bizzat bu durumu eleştirmişti ve tarım kooperatifleri üzerinden de işte bin tane yeni bir market zinciri açılacağı üzerinden ve bu tür müdahalelere karşı cevap verileceği en azından halkın mevcut duruma karşı yükseltilmek istenen öfkesine bir sakinleştirici bazda bir açıklama oldu. Tabi Dilipak bunun da nasıl olması gerektiği üzerinden bir takım yorumlarda ve eleştirilerde bulundu. Hani kendi ayağımıza mı sıkıyoruz üzerinden? Çünkü bu marketler zinciri son itibariyle nasıl bir oruşumla bu noktaya geldi de kamuoyunun bilgisi dahilinde. Ki yurt dışı medya organları da Başkan Erdoğan'ın sağlık sorunlarından dolayı 2023 seçimleri için adaylığının olmaması, olmayacağı üzerine bir takım değerlendirmelerde ve bilinçaltında söylem geliştirmeye devam ediyor ve sosyal medya hesaplarında, bir takım hesaplarda, medya organlarında da bu işlenmeye başlanıyor. Burada da Başkan Erdoğan'ın e, kamuoyuna yansıyan bir takım görüntülerle bu noktaya e, itilmek istendiğini, bu görüntüleri verenlerin kim olduğunu da, marketler kimin, o görüntüleri veren kimin olduğuna dair bir yorum gerçekleştirdi Dilipak. İlginçti, mesajlarınızı göremiyoruz çünkü WhatsApp mesaj hattını kullanamıyoruz şu an. Ve buradan yola çıkarak Dilipak özellikle aşı lobisinin de dar darboğaza girmesi üzerinden bir tweet attı geçtiğimiz günlerde. Bu aşı lobisi köşeye sıkıştı. Tüm dünyada geri adım atmak zorunda kalıyorlar. Yakında bizde de pes ederler. Ufukta seçim var. Bu önemliydi. Okullardan, AVM'lerden başlayarak direnmekten vazgeçecekler. Başka çareleri yok dedi. Buna da gelirken bu yorumları da yaparken tabi gelen bilgiler var değerli izleyenler. İşte Pfizer'ın Polonya'da yetimhanedeki bebeklere ve çocuklara illegal bir şekilde <laughs> aşı enjekte ettiği kamuoyunun gündemine geldi. Avrupa ya bunu biz konuşuyor. Bizde yok mu sanki? Ha, bizde Bizmur'de. de ne oldu? Çıktı bir tane profesör doktor. ismini şu an hatırlayamıyorum. Evet Zafer Kuru, Göl. bir canlı yayın esnasında çocuklara, bebeklere yanlışlıkla ha, falan. Yanlışlıkla falan, aşı falan, gerek var mı? Sinovac'a üçüncü fazı herkese bahtıra bahtıra yapmadılar mı? Sinovac'ı mı? Evet. Üçüncü fazı milli denek olduk. Şimdi hmm. ilk İlk ikisi olanlar da zaten aşısız sayılıyor. Niye aşı seçim var dediniz o zaman? Yani aşı üzerinden değil sadece. Hani erkek... Çünkü erken seçim yani ya da öne alınmış alınacak bir seçim üzerinden konuşuluyor bu artık böyle bir konuşuluyor. Yani şimdi bir takım yabancı gözlemciler, yabancı gazeteciler, bir takım aktörler aktif. Hmm. Bu bir süreden beri doğrudan ve dolaylı olarak doğrudan da dillendiriliyor. Kamuoyu araştırması yapan bir takım kuruluşların bu verileri uluslararası ajanslar tarafından analiz edilip Türkiye'deki siyasi yapı <laughs> bir şekilde takibe alındı. Birileriyle bir takım görüşmeler devam ediyor. CHP'de bölünecek. Demin ben onu örtülü olarak söylemeye çalıştım. Yani 8 partili koalisyon kurdular İsrail'de. Uh -huh. Bundan sonra çoklu yani uzun uzun anlattım onu Hı. Sistemin nasıl olacağını Bugünkü yapıyla Devam etmek istemiyorlar Türkiye'de Hangi grup olursa olsun Onunla da Tabanları konusunda Uzlaşmanın kolay olmayacağını Düşünüyorlar CHP Amerika ne isterseniz yaparız diyor Falan filan da Hı. Yani Kılıçdaroğlu bunu yapamaz Yani Kılıçdaroğlu'nu getirin Toplumdaki muhalefet onun taahhütlerinin %90'ını yapmasına izin vermez. 28 Şubat'a döner Türkiye. O yüzden de minik kırık kanat çıkıyor bir yayın esnasında diyor ki Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok can alıcı bir dosya var ama söyleyemem. Tamam. Hepsini atomize edecekler diyorum. Evet. Meclis açıldı. Şimdi bir takım işte Paris şartını falan filan gündeme getiriyorlar. Bazı ufak tefek düzenlemeler ama siyasi partiler yasası bir seçim yasası iki konuyla konuyla ilgili anayasa da bir takım e, işte başkanlık sisteminin aksiyen yönleri falan diye anayasal çerçevede de bir düzenleme yapılacak bu siyasi partiler ve seçim yasası ile birlikte seçim barajı ve dar bölge konusu da yeniden gündeme gelecek. Bu mecliste gündeme geldiği andan itibaren Türkiye seçimleri konuşacak. Çünkü bu düzenlemelerin seçim sonuçlarını nasıl etkileyeceğine ilişkin bir siyaset matematiği gündeme gelecek. Hmm. Dar bölgede Türkiye geçen seçimler seçim sonuçlarına göre e, nasıl bir sonuç alırdı? Geçen seçim dar bölgeyle yapılsaydı ve bugünkü şartlarda. Korolasyonlar yapılacak yani bunu bugünkü kamuoyu araştırma rakamlarına uygularsanız şu sonuç olacak diye. Bu sonucu bu ay yasada değişiklik yaptıklarını düşünürsek Kasım ayında Hı. bunun tartışmasını yaparsanız Hı. Aralık ayında şu konuşulmaya başlar. Kasım ayında yasa değişikliğinden sonraki kamuoyu değişikliği şu oldu. Yani AK Parti'nin oyu üç artıyor, %5 eksiliyor neyse. CHP'ninki böyle oluyor. Bu süreçte, şu son 3 aylık süreçte böyle bir değişim oldu. Ve bu seçim zamanında yapılırsa bu trend içinde ki şartlar zorlaşacak onu söyleyeyim. Ekonomik anlamda da zorlaşacak öyle tanzim satış mağazalarının bugünkü mantıkla satra şifa olması çok mümkün değil. Merkez Bankası rezervleriyle de bunu bugünkü şartlarda Avrupa ile ters düştük. Amerika ile ters düştük. Rusya ile de zaten yapabileceğimizin en iyisi turist geliyor. Hı hı. Tarım ürünleri satıyoruz. Teknoloji satın alıyoruz. Savunma sanayinde işbirliği yapıyoruz. Doğal gaz alıyoruz. Yani Başka da yapacak fazla bir şey yok zaten. Daha fazla doğal gaz alacak halimiz de yok. Daha azalacak alacak halimiz de yok. Yani kaç tane boru hattı geçiyor Türkiye'den. Bakü'den almak durumundasınız. Bölgede sadece Türkiye yok. Suriye politikasının iç politikaya artı eksisini hesaplayın. Suriye'den çekilirseniz de kalar, kalırsanız da Rusya ile olan ilişkiler açısından da bakın. İsrail ile ilişkiler açısından bakın. Körfez ülkeleriyle ilişkiler açısından bakın. Suudi Arabistan ve Mısır'la Libya konusuna bakın. Doğu Akdeniz'e bakın. Mavi Vatan'a bakın. Afganistan politikasına bakın. İran'la ilişkilere bakın. Bunların gelecekte Türkiye'ye siyasi olarak dönüşünü bu sürecin hesaplayın. Eğer seçimi vaktinde yaparsanız daha az oy alacaksanız Seçimi erkene almak sizin lehinize ise erkene alırsınız. Siyaset pragmatik, faydacı bir mantıkla yapılır genel anlamda. Eğer illa vaktinde yapacağım derseniz de bunun ha eğer böyle giderse yarın HDP sineyi millete dönecek olursa ya da bir takım milletvekilleri Covid'den hayatını kaybedecek olursa bu süreç geçtikten sonra siz erken yapmak isteseniz de yapamayabilirsiniz. Ya da yapmak istemeseniz de bakın bir yıldan daha önce grup kuracak kadar milletvekili parlamentoda eksilirse ara seçime gidilir. Ara seçime bir yıl kalmışsa gidemezsiniz. Bir yıldan önceyse ise üç ay içerisinde ara seçime gidecekseniz o ara seçimin sonuçları genel seçimi etkileyecekse o zaman yine seçime gitmek daha makul olabilir. Ya yani seçime gitmek sadece sizin kararınıza bağlı değil. Konjonktürün neyi getireceğini bilmiyoruz. Demin siz gittiniz reklam arası verdik. Burada haberleri izledim. Facebook'un bir buçuk milyarlık hesabı hacklendi ve ele geçiren sistemi ele geçirenler satış için pazarlığa oturdular. Zuckerberg üzeri çizildi. Şu andaki hmm, %5 değer kaybetmiş evet. Facebook'un merkezine giriş çıkışlar kontrol edilemiyor. Hmm, savaş Facebook'un devam ediyor. İçerik yöneticisi patronunu eleştirdi. Ve sitenin karanlık ilişkilerini deşifre etmekle tehdit etti. Bakın şu birkaç dakika içinde olan, ha ha bu arada Gülbenkyan, bu İran, Irak, Türkiye ve Azerbaycan petrol şirketlerini Osmanlı diye olarak da düşünün. Hı. Onun arkasındaki Klaus Sarkis Gülbenkyan yüzde beş, evet. evet. Şimdi Facebook'daki çökmenin ardından Google'da temizlik yapıldığı söyleniyor. Google sistemini ciddi anlamda zaten bakın benim hakkımda 4 milyon üzerinde dosya vardı. Şu anda 1 milyon 300 bine, yapından 15 gün önce 1 milyon 600 binde süratle temizliyorlar ve hepsi de yani İsrail geçenleri siliyor. LGBT geçenleri siliyor. Hmm. İşte Covid, korona, aşı. Aşı ve bu toplumsal cinsiyet meseleleri. Yani birileri kafasını kullanıp bunlar neyi siliyor diye baksa aslında oyunu anlayabilecek. 7-8 Hasanpaşa mantığıyla onu da yazdım ama o da kaldı. Şimdi burada Çin üzerinde çok ilginç gelişmeler var. Facebook o, bitti noktasında bir e, algı var şu anda çünkü sistemi e, tamamen kilitlemişler panik başlamış Insta, Instagram çalışmıyor e, internette sorun var e, Instagram'da sorun var e, ve konuyu analiz edenler bunun Siber kaos olduğunu hmm. söylüyorlar hmm. ve bu Siber kaos ister hacker üzerinden olsun isdat patronlar kendileri böyle bir sistemi tam bir kaos olsun dekilti olsunlar. Ee, bu bundan sonrası için sisteme olan güveni çok ciddi olarak sarsacak. Yani insanlar buralardan kendilerine gelecek için iş yeri açma. Çünkü bunlar büyük bir ekonomi de oluşturuyorlardı. Bunlar e, sana dernekler artık sanallaşmaya başladı. Marketler Buradan sanallaşmaya başladı ee, ve bunlar apayrı bir e, işte film sistemleriyle ya da çocuklar için, e, eğitim için kullanılan mecralar haline gelmişti. Bu siber gelecek konusunda çok ciddi bir e, endişeye sebep olmasından korkuluyor. Ve e, mesela biraz önce Avustralya'da 65 milyon dolarlık rüşvet dosyası açıklandı. Ve önümüzdeki günlerde birçok ülkede, hmm. ki Türkiye'de var listede, gazete, demin de bahsettik gazeteciler, iş adamları, bürokratlar ve politikacılara ilişkin hem dinleme, izleme yapıyorlar hem bunlardan hedef seçtikleri kişi ve kuruluşlar üzerinden çok ciddi açıklamalar olacak. Bu sürpriz değil aslında. Değil. Bir takım YouTuber'lar da bunu söylediler. Ee, Ekim ayında bu sürecin hızlanacağını biz de burada konuştuk ve ayın 20'sini de tarih olarak verdik. aslında. İhtal kaos başladı demek. 22'sine kadar ve bu daha sonradan da güneşte patlama ve kıtlık sendromu şeklinde yani kıtlık korkusu. Gıdaya hani tedarik ulaşım şeklinde problemleri Şeklinde bir sorunla dönüşeceği yolunda bir takım. Ha bu arada makfi bu o da eee bir, bir siber güvenlik şirketi o da hacklenmiş. Hı. Tabii bir bunlar... öldü yani öldürdü biliyorsunuz Hı. içeride. Tabii. Yani, Eset çıkarttı zaten. Bu birçok şeyi onun altyapısını falan biliyor. Yani, Biraz detaylı konular var. Tabii detayı bilmiyorum İsrail Sadece... o e, Kandori denilen firmanın o kullandığı siber onlar atak bu, adı burada... ne biliyor musunuz? Tabii, yani tabii. Türkiye, Filistin, Mısır dahil olmak üzere özellikle Türkiye ve Filistin'i e, iş adamları, gazeteciler tabii, etkin tabii. isimler mikrofonu açıp, tabii tabii dili programın Tabii adı. tabii tabii. Şey, Devil Stong. tabii. yani şu anda bu kamerayı e, açabiliyor. Evet oraya şey e, mikrofonu e, yani onun kafasına mikrofonu açabiliyor hem cep telefonlarında e, dinleyebiliyor. Bunları e, bakın normal kamera üzerinden yapıyor. Akıllı evlerdeki o akıllı süpürgeler falan radar üzerinden yaptığı için mikrofona da gerek yok. yok. Merceğe gerek yok. yani Kameraya gerek yok. Görüntü alıyor. Çünkü o ses e, e, elektromanyet dalgalar. Smart saltalar, televizyonlar. Tabii. O akıllı. Yani ya. e, şu anda düşünseniz yani sadece bana bakan iki tane kamera var. Şimdi... E... Bu Facebook üzerinde ciddi bir operasyon var şu an. Ben onu reklam arası o haberi görmediğim için siz söyleyince haberdar oldum. Çok ciddi bir operasyon var. Evet. Yani Facebook'un o alt indekslenmeyen özel yazışmalar falan onlar falan dökülürse. Şimdi ele geçmiş adam satıyor bir buçuk milyar aboneyi mi indirmişler? Tamamını şu anda. E, yani patronajda gitmiş hmm. e, yöneticiler. ...çıkamıyor kimisi kapılar açılmıyor kimisi giremiyor panik başlamış sistem çalışmıyor yani evet. sadece benim kullanıcı olarak erişemediğim bir durum Anladım, değil büyük atak var. sistem evet. kendisi çalışmıyor Anam ve sisteme. yöneticisi şu anki yöneticisi e, tehdit ediyor sizin karanlık ilişkilerinizi kimlerle ne yaptığınızı açıklayacağım diyor bu e, içerik yöneticisi patronun e, tehdit ediyor ama kendi de yönetemiyor, başka birisi ele geçirmiş mesela Twitter, e, Facebook'u ele geçirenlerle e, internet üzerinden pazarlık yapıyormuş. Yapar. mecbur. Demek yani, ki mecbur kaldı. Çünkü onu satın almadığı belki, yani sistemi e, hackleyenlerin elinden bu bilgiye doğruysa bir sisteme birileri müdahale ediyor. Yani, Kim acaba? Bu işte üç ayrı grup. Çünkü Instagram, Twitter, Facebook dediğinizde belli Microsoft. Ya, tabii. Yani. yani şimdi TikTok çalışıyorsa Çin'de bir problem yok demek. Tamam. Aktif 1 milyar kullanıcı. Yani Microsoft da çünkü zaten bunu bekliyor. Bill Gates Gates ve Elon Detay Musk olsunlar. son günlerde ko hiç konuşmuyorlar. Biz bir, bunları hı. hep sanık sandalye. Mesela bunun arkasında e, Amerikan Cumhuriyetçileri de çıkabilir. Yani yani Trump kanadı da çıkabilir. Bu örtülü bir savaş. Kesinlikle. Yani bakın ötekiler bunlardan daha merhametli değil. Tanrı'yı kıyamete zorlamak isteyenler bunlardı. Bunlar liderlik, yöntem ve nihai hedef konusunda Anlaşamıyor. anlaşamıyorlar. Bir şey isteyelim yönetmenimizden. Anlık siber atak saldırıları var ya biz ara ara getiriyoruz Zeynep. Onu bir getirsene bir bakalım o hareketlilik nasıl. Ben şu an merak ettim yani. evet. biliyorsunuz ilgi alanımda olduğu için anlık görmek o olayı anlamak evet. açısından da faydalı olacak. İlginç. Demek ki yani siber kaos. Evet. Yani e, aynı şey elektrik için geçerli olabilir. Ya yani Google gibi sistemler zaten arama motoru tabii herhalde o zaman Yandex Rusya ne kadar bundan. E, Rusya'yı da vurabilirler. Yani bunlar Tabi e, tabii tabii yani, yani Kim sonuçta... acaba bir konsorsiyum mu yoksa ne olduğunu çok iyi evet, bilmiyoruz. Şu yani. Biz, zaten. Ama böyle bir e, tehlikenin e, çok uzak ihtimal olmadığını hmm. hep başından beri söylüyoruz. Biliyorsunuz ki e, hani o seçim üzerinden o, e, Meral Akşener'e ısrarla soruyorlar işte Millet İttifakı'nın adayı olacak. mısınız adayı mısınız? En son yine dedi 15 Temmuz'dan önce de dediği iddiaları üzerinden ben Cumhurbaşkanı adayı değilim ben Başbakan adayım dedi sizin söylemleriniz üzerinden bunu da üzerine koyduğumuzda enteresan bir noktaya geliyoruz. Yani dönüşümlü başbakanlık da yapabilirler. Yani tabii kendi aralarında zaten altı parti o bakanlıkları olan, bölüşmüşler zaten. Önemli olan burada istikrar değil. Anladım. Kontrollü bunalım stratejisi. Hollanda'da, Belçika'da yaptıkları gibi. Yedili, yani, sekizli koalisyon. İsrail'de İslam, en son olduğu gibi. gibi. Üç seçimdir başlarını kaldıramadılar. Yani bakın, e, Sosyal Demokratlar, Yeşiller yetmiyor. Bir tane daha alacaklar yanlarına. Hmm. Yani İsrail'de hükümete Filistinler ortak. Düşünebiliyor musunuz? <laughs> Ciddi mi? Versene. Bir, o, o da çok önemli. Yani. Bir tam tam tamam. şey dedi de yönetmenim. Özür dilerim. Yani Bomboş diyor. hiçbir şey göstermiyor diyor. Demek ki durdurmuşlar. <laughs> Enteresan. Siber Aa, bu. saldırı. Bakın siber bak, savaş. Bak, başka şeyler de var. <laughs> bu Bakıyor bu şimdi. global siber haritalar. Vay. Demek ki DSO sallanacak diyorsunuz ha ustam. Yani, yani bu şu demek işte. Yani bu oluşumların da içinde bulunduğu yapı şu an. İşte bu problemle karşı bak, karşıya. Bakın içeride işbirlikçiler ayaklarını denk alsınlar. Şemsiyesinin altına saklandıkları örgütler yarın gittiğinde bütün bu olanların hesabını bu dünyada da ahirette de vermek zorunda kalabilirler. Ahiret kısmı tabi e, beklediğimiz, umut ettiğimiz kısım da dünyayla alakalı diye söyle yapılan anlaşmalar. Bu gidiş onu gösteriyor. Bakın gerçekten bunların yatacak yerleri yok. E, Sürün faaliyetleri araş, e, sorgulanamaz. Hukuki e, müdahale edilemez. Geçerliği yoktur. Bakın çalışanları bu, hukuken yargılanamaz. Bakın, Sözleşmesi ya, personeli yasa, yargılanamaz diyor. Yasa araşman. hukuka uygun değilse suç aletidir. O onam belgeleri sahtekarlıktır. Devlet sahtekarlık yapamaz. Kendi halkını yabancılara karşı mahcur duruma sokamaz. Bunların hesabını veremez bunlar. Hmm, bu bu başka bir platformdan Oo. baktı. Şimşek çakıyor. çatıyor. Ee, ekranda evet. tam görünebiliyor mu? Full var bence yönetmenim. Ee, ben de şöyle bir bakayım. Anlık değerli izleyenler bu bir takım internet platformlarından anlık sanal atakların, saldırıların dünya üzerindeki Tabii, görüntülemesi o asker, Tabii daha detaylı bakıp bunun için ayrıca bir program yapmak lazım ama yani biz yaşanan gelişmeler üzerinde But, evet şeye doğru tam burası neresi? Odes. Biraz kanallık da Avrupa burası değil mi yani? Ama yani çıkış noktaları ama, şey e daha çok. Avrupa'dan çıkıyor. Ee, Rusya saldıran. Şey, Bombalar, füzeler patlıyor şu an. Dijital ortamda, sanal ortamda. Siber Platformlar satın. çökerse. Mesela tek bir nokta Amerika şu. Evet. Bakın Amerika çok ciddi saldırıyor. İsrail ne durumdaydı? Bir, Birleşik Devletler ee, çok evet, yüksek hiç... saldırı var. Bu arada YouTube zaten aşı karşıtlarıyla alakalı bütün yani, açıklamaları. Evet. Yani İsrail çok aktif gözükmüyor mu sırada var bazı şeyler. Daha çok Avrupa Amerika gibi. Hindistan tarafında çok ciddi şeyler var. Çin sakin gözüküyor. Çin bir bilgi mi vermiyor acaba? Çin'de Şimdilik bu kadar. Ya. Evet. Teşekkür ediyoruz yönetmenim. Harikasın. Zeyt. Allah razı olsun. Sağ ol. Şimdi şey senkronize çok önemli. Ekip. Ekip ruhu. Anlık hemen hızlıca karşılık veriyor sağ olsun rejiye. Üstadım yani öyle bir perspektif çizdiniz ki yani çok deli sorular var aklımda ama giremiyoruz bazı konularda. Yani Özellikle dikkat edelim. Gelecek günler geçen günleri aratabilir evet. ekonomide de, siyasette de, toplum sağlığında da. Yani çünkü birçok yerden zoka yuttuk. Yani mesele sadece ucuz domates bulma meselesi değil. değil. Canım, evet. Yani bu tarım bakanlığının bu kafasıyla bu iş olmaz. Yani bu 5G meselesini, bu Starlinkleri, bu akıllı ev, akıllı şehir politikalarını Yeniden gözden geçirmezlerse... Bakın bunlar hepsi yarın başımıza bela olur. Ormanları yaktıkları gibi istedikleri akıllı evi patlatabilirler. Ama kime anlatacağız bilmiyorum. Şimdi 14 numaralı imaj var yönetmenim. Yani... Merak edildiğini tahmin ediyorum müdavimlerimiz tarafından. Ne davası ne davası diye dilip Evet siz bir tweet attınız. Bir tweete tweet'e aldınız, retweetleyerek bir yorumla şey, e, yayınladınız ve bununla alakalı Uşak Valisi tarafından size dava açıldı. Böyle öğrendik biz. Suç duyurusunda bulundu. Yani suç da bulundu. Dava açıldı sonuçta. Ee, evet yani. Yani siz burada e, yani şahs, şahısla alakalı sanırım yani bir, bir ifade kullanmıyorsunuz yani ama. Burada sadece kocası FETÖ'cü. kocası açsın davayı. Yani bir insan bu şöyle demiş. O da beni ilgilendirmez. Ümit Karaca onu söylemiş. Ben e, yukarıda başka bir mesaj vermişim. E, kaldı ki bunun e, yani kocasının yazdıkları yazılar ortada. Hı. O oradan çıkan e, sonuçlara bakmak gerekiyor. Topladınız Geçen, mı siz savunmanızda bu yazıları tabi falan? Tabii tabii hepsini ekledim. Merhaba. Geçen gün e, Ver yazsın TV'ye baktım. Orada iki tane e, makale var. E, bu ilişkileri anlatan. Yani niye böyle bir dava açıp kendilerini zor durumda bırakıyorlar. Bunların bana bir zararı olmaz. Ama tam böyle bir zamanda Türkiye'nin sanki başka işi mi yok başka derdimiz mi yok ya da AK Parti'nin sonuçta bu tayin edilen bir memur, devlet memuru bir vali. Yani Tabii herkes her şeyle ilgilenecek. Bunların biyografileri, aile ilişkileri, nereden geldikleri, ne yaptıkları. Kendilerine zarar verir, Türkiye'ye zarar verir, hukuk sistemimize zarar verir. Böyle bir dava olmaz. Yani bakarsınız bu işte siyasi bir bunun başka bir bedeli olur. Zaten daha önceki davanın toplumda oluşturduğu tepki ortada dururken bir de böyle bir hadise çıktı. Yani yazık. Ben önce paylaşmak da istemedim. Yani belki davayı çekerler çünkü müracaata bağlı bir konu. Yaptıkları suç duyurusunu geri çekerler mi diye bekledim. Ama sonuçta ifade vermek zorunda kaldım. O zaman benim hakkımdaki suçlamayı dilpak.com'a girilirse benim hakkımda ne diyorlar? Ben ne demişim e, ve kendimi nasıl savunmuşum e, yaklaşık 20 sayfalık bir onlar e, 3-4 sayfalık bir suç duyurusunda bulunmuşlar. Ben de 20 sayfalık e, bir e, ifade verdim. Şimdi 30 sayfa civarında e, yeni ek bilgi belgelerle birlikte e, yılbaşında e, savunmamı yapacağım mahkemede. Görelim Mevlam neyler? Şimdi e, Paris İklim anlaşması'nın Türkiye tarafından onaylanacağını işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptık. Aynen yani. İstanbul'daki Başkaları de açıkladı. Aynı şekilde Dünya Sağlık Örgütü gibi dünyanın belli yerlerinde izleme istasyonları kurulacak. E, tamamen bağımsız ve global bir politik network oluşturmak gayesiyle yani Dünya Sağlık Örgütü'nden daha fazla yetkiye sahip ve 5 yılda bir politikaları yeniden gözden geçirip tavsiyelerde bulunacak bu tavsiyelerin de ne anlama geldi bir, bir dakika bir dakika yani DSÖ nasıl ofis açtıysa Paris İklim Aynı, Anlaşması dedi. üzerinden yani o oluşum Türkiye'de kuruluyor. ofis mi açacak? Tabii tabii. Ve, ve çok Aşırı yetkileri var. Ne zararı 5. var? Yani hava temiz olsun, e, küresel ısınma olmasın. Hava de temiz olsun meselesi yine Yani e, ilk yapacakları şeylerden bir tanesi bu sığırları ve tavukları e, bırakın. Sentetik ete geçiyoruz. Çünkü bunların dışkıları e, Karbon. hem maliyeti artırıyor hem de e, sera, sera gazı, gazı salgılıyor. Dolayısıyla evet. evet. Bunlar da dünyanın en evet. çok kirleten ülkelerin salınımı. Tamam. karbondioksit tamam. yani işte zehri sanalım. Ama bu tepedeki e, ülkeler dünyayı bu anlamda denetlemek istiyorlar tabii şimdi Çin hesapta yok. Amerika e, Trump e, kendisi de böyle bir riski almak istemiyordu. Ama düşünün ki e, e, işin e, tavukların güvenliğini tilkiye emanet ediyorsunuz. Hikaye o. Yarın diyecekler buzullardaki erimelerden sonra buzullardaki kristalize olmuş bakteriler, antik bakteriler, <laughs> mikroplar sıcak sulara karıştı. Sıcak sulardaki balıklar bunları yuttu. Bu balıkları yarsanız o mikroplar sizi de yeniden hayat bulabilir ya da mutasyona sebep olabilir. Onun için balık da yemeyin. Yani şu anda balıkçılık ve kanatlı hayvanlar ve büyük başlardan yola çıkacaklar. Diğer e, hastalığa karşı bu hayvanlardan insanlara bir iki hastalık daha gündeme getirmeleri söz konusu. Böylece bütün hayvanlara karşı insanlar e, endişe duymaya başlayacaklar. Zaten bütün hayvanları tavuklara varana kadar artık kesemeyeceksiniz. E, kasap çağıracaksınız. İklim anlaşmasıyla ne alakası var onlar? İşte bunların hepsi çünkü. Yani ek müdahale etsinler. Bacala, e, fabrikaların bacalarından çıkan o ağır metalli dumanlara Bu müdahale o. etsinler. Bu ağuyu altın tas işe sunarlar. Baldonun suç ortağı. E, bütün hayvanlara ve insanlara zaten 10. aşıdan sonra çip takma konusu gündeme geliyor ve insanlar ve hayvanlar nesneleştirilecek bu o hayvanlarla ve bu aşılarla uğraşamadıklı uğraşamayacaklar için hayvanlardan kurtulalım, aşı yerine insanlara çip takalım, hayvanların yerine biz size daha ucuz ve e, daha sağlıklı Hı. et verelim, sentetik et verelim ve bütün insanlar ihtiyaçları kadar, istedikleri mevsimde, istedikleri lezzette, kokuda, renkte e, size et sunalım ve bu şu anda Amerika'da yüzlerce sentetik et restoranı açıldı. İsterseniz size kendi etinizden bir parça hücre alıp onu tekrar üreterek kendi etinizden köfte de ikram edebilecekler. Her zaman ha bir de hani ballar yaşamasına izin verilecek hayvanlar Mikroplara karşı daha yüksek direnci olan ırklar şeklinde üretilecek kimaralar, klonoidler. Yani eskiden e, koyun doliyi klonlamışlardı. klonlamışlardı. Şimdi e, mesela tavşan gibi üreyen, koyun gibi büyüyen ama içinde domuz geni de olan, içinde e, keçi geni de olan, içinde e, dana geni de olan, kimeralar şu anda bunlar çiftlikte üretilmesi test aşamaları tamamlandı. Ve bu firmalar Türkiye'de de acentaları var. Ve bunların fetvalarını da alıyorlar. Bunların mevzuatını da bunlar hazırlıyorlar. Yani iklim konusu bu işin aldatmacası. Niye iklimden gidiyorlar? Çünkü bin yılda bir dünyanın manyetik kutbu değişiyor. Artı eksisi değişiyor. Ve şu anda Kanada üzerinde olan manyetik kutup Sibirya'ya doğru kayıyor. Bu da dünyada daha fazla şimşek duyacaksın, daha fazla deprem olacak, daha fazla volkan patlayacak, daha fazla hortumlar ya da fırtınalar ya da su baskınları vesaire vesaire olacak. Hiç su görmemiş Çölleşmiş yerlerde vahalar, vahalarda da çölleşmeler yaşanabilecek. Yeraltı su akıntıları, denizlerdeki su akıntılarının yönleri değişecek. Kuşların uçuş yönleri... Bu bin yılda bir yaşanan bir hadise. Tamam. Nasıl, bizim Nasıl Hz. Yusuf döneminde 7 yıl kıtlık 7 yıl bolluk oldu. Hı hı. Yoğun olarak 5 yıl 2000'den 2020'den 2025'e kadar sürmesi bekleniyor. Birileri bu süreci istismar ederek, manipüle ederek, provoke ederek bunu kullanarak yeni dünya düzeninin gerçekleşmesi için malzemeye dönüştürmek istiyor. Buna karşı dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tam bir sahtekarlık. Covid bu işin aslında beta versiyonuydu. Hükümetler, bürokratlar, akademi, sivil toplum, medya. Bu süreçte cemaat dediğiniz yapılar nasıl davranıyor? Nasıl tepki verecekler? Evet bunların hepsi test edildi. Neyse toplum uyanmaya başladı. Ve dünyada çok büyük tepkiler gelmeye başladı. Sistem kendi içinde de çatışmaya başladı. İnşallah... Bu beladan kurtulacağız. Bu Facebooklar, şunlar, bunlar dijital Bu da, saldırılar da bunun bir baş hesapları. versiyonu olabilir. Hmm. Bakın a, bize hayır gibi gelen şeylerde, hmm. şer şer gibi gelen şeylerde Allah hayır murad etmiş olabilir. Bu büyük bir musibet ve çok ağır bir bedel ödediği insanlık ve ödemeye devam edeceğiz. Öyle anlaşılıyor. Çünkü birileri anlamakta, akıllanmakta zorlanıyor. Hmm. Onlar da anlayacaklar şu anda aşı olanların tepkisi aşıya karşı bu dayatmaya karşı direnenlerden daha fazla hızla gelişiyor. Dolayısıyla bu oyun bu gidişle inşallah çok fazla sürmeyecek. Bu beladan da kurtulacağız ama bu çok ciddi bir teolojik travmaya bütün dünyada sebep oldu. Teolojik. Kader, rızık, ecel. Hmm. Bakın. Hiç insanlar bunu işlerine karıştırmıyorlar. Aşı olmazsam öleceğim. Olursam yaşayacağım gibi. Hmm. Ben, Küreselcilere boyun tabi, eğmezsek gıdamız gelmez. Falan Zem, falan falan. Ha, hmm. Ve ben İslam dünyasında çok büyük bir irtidat. Aslında bu işin e, ruhani boyutu kaybolmuştu da. Sonuçta e, etiketlenmemişti. Yani kendilerini e, Müslüman olarak işte bir takım ritüellerse muhafazakarlıkla falan ifade ediyorlardı. Hı hı. Ama çok ciddi hani deizm tartışmaları falan yapıyor. Bu irtidata dönüştü şu anda. Çok ciddi bir fitne ile karşı karşıyayız. Batı bu süreci daha erken tamamlamıştı. İşte fuhşiyat bir yandan aile dağıldı. Ahlaksızlık aldı başına gidiyor. Hı hı. Ee, öyle zannediyorum ki... Ki bu son dergideki tıp dergisindeki Lancet'teki Lanset. açıklama onu gösteriyor. Orada bir tekrar uyanış Hı. süreci başlıyor. Kim bilir? Eğer biz doğru anlamda İslam'ı onlara anlatabilirsek, hem kendi tabanımızı bu cehennemi süreçten kurtarabiliriz. Hem de batıda bir İslami uyanışa vesile olabilir. Çünkü kendi değer yargılarından kuşkuya düştüler. Artık yani düşünebiliyor musunuz? Protestan bir ülkede katolik olduğunu söyleyen bir cizvit cumhurbaşkanı oluyor. Kelt İncil'ine yemin ederken satanist ve pedofolik bir Lady Gaga ya, marşı milli marşı milli okutuyorlar. Marşı. Bakın bu hmm. tam bir travmadır. Bu orada gerçekleşti. Biz hala Müslümancılık oynuyoruz. Allah'ın kitabını bir kenara bırakıp kendimize göre tarihi de manipüle ettik, magazinleştirdik. Allah'ın dini yeri göğü ölümü ve hayatı açıklar. Bizim yaşadığımız din gelinle kayın arasında, karıyla koca arasında, ortaklar arasındaki kavgayı bile çözmüyor. Şimdi bizim yeniden dine dönüş için bir sıçrama yapmamız gerekiyor. Ve İslam'ı bu İslamofobiklere karşı güzel örneklikle ve güzel sözle anlatmamız gerekiyor. Biz bir grup arkadaşla geçen günde konuştuk. İnşallah dünyanın böyle saygın, düşünen, erdemli insanlarına onların dilinde çok özel mektuplar yazarak bizim hılfül fudul daveti yapmamız gerekiyor. Yani hadi Müslüman olun diye değil bir anda ama biz ona İslam'ı anlayacağı şekilde güzel söz ve hikmetle ve birlikte bir süreci yöneterek hı hı. ki ben bunu 1970'lerden beri her çevreyle Eyvallah. yapmaya çalışıyorum. De diyorsunuz. İlla herkesin e, inanç çizgisine de gelmesi gerekmiyor. En azından düşmanlık etmememiz bile bir, birlikte farklılıklarımıza rağmen bir arada yaşama iradesini ortaya koymamız bile çok çok önemli. Ki bu Covid sürecinde de biz bunu başardık. Burada başardığımız sadece Covid konusundaki dayatmalara karşı duruş değil. İşte biz ona müdafayı hukuk, hmm. kuvvayı milliye sarıklılar, anlayışı, kalpaklılar anlayışıyla bir araya gelebileceğimizi de gösterdi. Eyvallah. İnşallah, evet, Maltepe mitingi bunu gösterdi. Evet inşallah bundan sonrası için Covid büyük bir fitneydi ama ee, i̇nşallah karanlık geceden e, sıyırıp aydınlığı çıkartan Allah'ın e, yardımıyla biz e, bundan çıkarttığımız derslerle i̇nşallah. yeni bir dünyanın inşası için e, bir e, yeni imkana kavuşabiliriz diye düşünüyoruz. Amin. İnşallah hayır. Umutsuzluk karamdı. Amin. Yani, yani ne gam Allah yani, var gam yok. Şey aklıma geldi. Yani notlarıma da almışım o gözüme ilişti orada. Bundan 834 yıl önce Kudüs 2 Ekim 1187'de Selahaddin Eyyubi komutasında Haçlı işgaline son verildi. Bundan 850 yıl önce Selahaddin Eyyubi'ye atıf bir söz vardır, onu hatırladım. Diyor ki ya Rabbi bütün imkanlar bitti. Senden başka sığınacağımız yok. Sana dayandık, sana güvendik, sana sığındık. Kapın bize yardım et. Nusretini bizden esirgeme diye dua ederek Kudüs'ün fethi için yola çıkar. Bin yıllık döngü dediniz ya, o bin yıllık döngüde Kudüs yine merkezde, işgalin merkezi olması üzerinden de hali hazırda. 834 yıl önce 2 Ekim 1187'de Selahaddin Yusuf Eyyubi Hazretleri Haçlı işgalini bitiriyor ama bugün öyle bir işgal var ki Haçlı Siyon'la bir araya geldi. Bütün bir insanlığı bu kez hedef aldı, sadece Müslümanları değil. O yüzden umut Müslümanlar olmalı, ama biz i̇şte yeniden iman etmeliyiz. E, yeniden. Yâ, yâ, yâ yâ, lezzine, yoksa amenü. o Müslümanım diyenler bir yere buraya kadar geldik. Eyvallah. Geldiğimiz yerde Müslümanca bir e, nokta değil. Evet. Yani e, bizim yeniden Müslüman olmamız gerekiyor. Estağfirullah. ya iyyuhlezi ne aminu aminu. Tamam, e, Mescid-i Aksa'dan atıf yaptık. Hı hı. İstanbul kıbleteyn noktasıydı. Hı hı. Yarın da İstanbul'un Kurtuluşunun Yıldönümü. E, <laughs> Çok Ekim evet. Tamam yani İstanbul o, İngilizler gittiler biz iki, iki gün sonra ancak şehri teslim alabildik. Yani bir mücadeleyle gitmedi geldikleri gibi gittiler. Hayta 4 yıl İngiliz işgalinde kaldı. Şaka gibi ya. Değil bir mi? bakın evet. tabii yani e, İngilizlerin yani bizim kurtuluş dediğimiz tarihten iki yıl sonra Taksim Anıtı'nın yapım e, kararı alınıyor. Rus geneller. Orada iki tane e, Rus general var. Voroshilov ve e, Frunze. Hmm. Sadece o değil. Yapan e, anıtı yapan İtalyan. Ha ben Alman diye hatırladım. Evet İtalyan. Parasını veren e, en büyük yardımı yapanlardan birisi Ermeni. Hmm. Bir tanesi Banka de Roma, birisi İsviçreli ve aslında Alman <laughs> asıllı İsviçrelilerden Nesle firması. Hmm. Daha sonra zaten e, Rakı'yı içince anlayacağız Yunan'la kardeş olduğumuzu. Yani e, bütün e, savaş neydi? Taksim Anıtı'yla neyi anlatmak istedik? Orada başı öne edilmiş, başörtülü bir kadın ve göklere bakan başa açık bir kadın var. E, yani İtalya işgalci bir ülkeydi. İngilizler, Fransızlar, Ruslar işgalciydi. Almanlarla beraberdik. Güya. Hı hı. Yani hatta Cumhuriyet kurulduğunda Hitler'in doğum gününe kutlamak için adam gönderiyorduk. 10. yıl albümünde Hitler'den mesaj var. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'ne ortak idealler için falan diye başlıyor. Orada niye Rus var da Alman yok? Halbuki müttefik değil mi Almanya? Evet, Osmanlıyla Osmanlılarla müttefik. Tarih övgü ya da sövgü kitabı değildir. Tarihten ders alınır. Doğru okumuş. Ee, yani tarih bir toplumun ortak hafızası ve tecrübeler birikimidir. Allah'ım bizi Fulbright'tan kurtar ya Rabbi. Kurtarmak Aa, bu, için bizi gayretkar eyle. Uşak valisi Fulbright komitesinden Aa! sonra <laughs> vali olarak atanmış. Ah, Fulbright komitesinden miymiş? Evet. O yani kendi biyografisinde yani hmm. Uşak Valilik biyografisine bakarsanız ustadım bize bir Selahaddin lazım. Ama tarih Şimdi, bize şunu öğretti. Selahaddin lazım. lazım. <laughs> Şimdi Fatih hani Kudüs'ün fethinin 834. yılındayız ya Selahaddin Yusuf Eyyubi. Yani ümmeti bir araya getirdi. Arabıyla Kürtü, Kürtüyle Türküyle hepsi bir araya geldi. Diğer etnik gruplar bütün ayrışmaları bir kenara bıraktı, siyasi ideolojik fikirleri bir kenara bıraktılar ve Kudüs özgürlüğüne kavuştu. Haçlıya karşı elhamdülillah zafer elde ettik. Selahaddin ruhunda yine Selahaddinlere ihtiyacımız var. Biz Kudüs konferanslarında hep onu söylerdim ben. Selahaddin bekleme, Selahaddin ol. Olmak için de çocuklarımızı küçüklükten daha bunu eğitmemiz lazım. Kudüsün eğer e Mesci-i Aksa'yı çocuklarımıza ninilerle anlatamazsak, eee irfanı. Eyvallah. Bebeklikten marif. daha kundaktaki gibi Haydi yavrum, haydi ya. git ya gazi ol ya şehit, ya şehit dememiz gerekiyor. Niye bunu dedim? Çünkü programın sonunda eee Mesci-i Aksa ninni'si var üstadım. Evet. Televizyonlarda ilk kez yayınlanacak. Yeni bir çalışma yapılmış. Necmettin Erbakan Üniversitesi Hür Genç Beytül Makdis Hanımlar Komisyonu tarafından hazırlanmış bir mescidi aksan ninnisiyle evlatlarımızı, çocuklarımızı bu ninnilerle büyüteceğiz. Karanlıklara inat, aydınlığın temsilcisi olmak üzerine mutlak iyiliğin hizmetkarı olan biz müminler inşallah Selahaddinler, Meryemler için gayret edeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim ve kul ve batıl. lazim. Ey Allah. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler. Necmettin Erbakan Üniversitesi Hür Genç Beytül Sanımlar Komisyonu tarafından bir Mescidi Aksa çalışması yapılmış. Sizinle baş, onu baş başa bırakıyorum. Lütfen izleyelim. YouTube'dan bulabilirsiniz. Habervakti.com'da da biz bunu yayınladık. Video galeriler bölümünde de bulabilirsiniz ezberleyelim çocuklarımızı Kudüs, Mescid-i Aksa ninnileriyle büyütelim ki bu karanlık günler yeni Selahattinlerin, yeni Meryemlerin yetişmesine vesile olsun inşallah. Üstadın da dediği gibi karanlığın en yoğun olduğu an aydınlığın en yakın olduğu andır. Ayrıca çarşamba günü inşallah kürsünün yeni, yeni, yeni bölümüyle huzurlarınızda olacağız. Fikir ve düşünce adamı yazar Yusuf Kaplan hocamızla kürsüde bir araya geliyoruz. Çarşamba 20.30'da kaçırmayın inşallah. Kendinize iyi bakın, saatinize dikkat edin. Yüzünüzden tebessüm, dilinizden mazlumlar için dua hiç eksilmesin. Hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olunuz.